Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresinden 142-145. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bölüm tahvili kıble ile alakalı, yani kıblenin değiştirilmesi ile alakalı bir bölüm. Allah-u Teala Müslümanların kıblesini Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çeviriyor. Bununla alakalı ayetlerde değerlendirmeler yer almakta. Seyegulü süfehâ'u minen nâs, insanlardan sefih olanlar, aklı kıt olanlar veya aklını iyi kullanmayanlar şöyle diyecekler. Mâ vellâhum, onları çeviren nedir? An gıbletihim, yani kıblelerinden çeviren, elletî kânu aleyhe, daha önce üzerinde bulundukları kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. Ayet-i kerimede aynı zamanda gelecekten bir haber görmekteyiz. Yani insanların böyle diyecekleri önceden haber veriliyor. Gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Mescid-i Aksa'ya yönelmişti. Kıble olarak oraya yönelmişti. Ama Kabe olmasını da arzu ediyordu. Bununla alakalı vahyi bekliyordu. Ve neticede Allah-u Teala vahiy ile kıblenin değiştirildiğini bildirdi. Kıblenin Kabe olduğunu bildirdi. Bunu bazı insanlar dillerine doladılar ve dediler ki onları kıbleden, kendi kıblelerinden çeviren nedir? Daha önceki kıbleden onları çeviren nedir? Kul sen de ki lillahil meşriku vel mağrib, meşrik de mağrib de, yani doğu da batı da Allah'ındır. Demek ki mesele şuraya veya buraya yönelmek değil, Allah'a yönelmek. Allah-u Teala kıble olarak nereyi kıble belirlerse belirler. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Yehdi men yeşe ve Allah dilediğine hidayet eder. İlâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime hidayet eder. Allah dilediğini dosdoğru bir yola sevk eder. Ve kezâlike cealnâkum, ve böylece biz sizi kıldık. Ümmeten vasata, vasat bir ümmet kıldık. Buradaki vasat ümmet, yani mutedil, istikametli, dengeli, ifrat tefritten azade olan ümmet anlamında. Böylece biz sizi dengeli, istikametli bir ümmet kıldık. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ, insanlara şahit olmanız için. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, ve peygamber de size şahit olması için. İşte diğer aleme gidildiğinde ümmet-i Muhammed, Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak, peygamberimizin haber vermesinden yola çıkarak, evet daha önceki ümmetlere peygamberler geldi, anlattılar. Bu anlamda şahitlik yapacaklar. Ve peygamberimiz de kendi ümmetine şahit olacak. Bu rivayetlerde de yer alıyor. Ümmet-i Muhammed'in vasat ümmet olması en azından şu yönüyle değerlendirilebilir. Uygulamada belki problemler var, o ayrı mesele. Ama teorik olarak İslamiyet dengeli bir yolu, istikametli, mutedil bir yolu ortaya koymuştur. Mesela bugün Hristiyanların bazı mezheplerinde din adamlarının evlenmesi yasak. Gerek rahip gerek rahibeler ömür boyu evlenmiyorlar. Bu aslında fıtratı zorlayan bir durum ve zaman zaman kendilerinde de suistimale sebebiyet verebilen bir durum. Ama İslamiyet'te la ruhbaniyete fil İslam denilmiş. İslam'da ruhbanlık yoktur. Ve Peygamberimiz döneminde bazıları Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah, biz dünyadan ele tek çekeceğiz. Böyle ücra bir yere gideceğiz. Gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle vaktimizi geçireceğiz. Evlenmeyeceğiz. Güzel koku sürünmeyeceğiz. Dünyadan böyle ele tek çekeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun uygun olmadığını söylüyor. Ve buyuruyor ki sizden birinin sabah bir miktar, akşam bir miktar yol alması, bu şekilde bir köşeye çekilip devamlı ibadet yapmasından daha iyidir, daha kıymetlidir. Çünkü insan sosyal bir varlık ve birbirimizle münasebetlerimiz oluyor. Bu münasebetlerle iyiler, kötüler açığa çıkıyor. İşte hayrun nas men yenfaun nas, insanların hayırlısı onlara faydalı olandır. Dolayısıyla bu manada değerlendirdiğimizde İslamiyet'te orta yolun, dengeli yolun gösterildiğini görmekteyiz. Ve bu şekilde İslamiyet
istikametli en güzel yolu bizlere gösteriyor. Ama uygulama noktasında ümmeti Muhammed zaman zaman sıkıntılar yaşamıştır. Hatta Araplarda şöyle bir söz var. El-Kur'anu fi vadin, nahnu fi vadin ahar. Yani Kur'an bir vadide, biz başka bir vadideyiz. Kur'an nasıl söylüyor, biz nasıl yapıyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim mesela ikra diyor, oku. Ama okuma oranı İslam dünyasında şu anda çok da o kadar iyi değil. İnsanımız çok da fazla kitap okumuyor. Kur'an-ı Kerim yalan sözden, gıybetten kaçının diyor. Ama pek çok Müslüman yalanla iç içe, gıybetten de kendini kurtarabilmiş değil. Daha bu manada Kur'an'daki emir ve yasaklar en güzel bir yolu ortaya koymuşken bizim hayatımızda uygulama itibariyle bazı sıkıntılar söz konusu olabilmekte. Bu bizden kaynaklanıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir haşa eksiklik olduğundan değil. Kur'an-ı Kerim en güzel insan modelini ortaya koymuştur. İnsaniyeti kübrayı ortaya koymuştur. Ama uygulamada bizlerin bir takım problemleri bulunmaktadır. İşte ayet-i kerime biz sizi böylece vasat ümmet kıldık derken dengeli bir ümmet, istikametli bir ümmet kıldık, ifrat tefritten azade kıldık. Hristiyanlardan da bir örnek vermek gerekirse bugünkü mevcut İncil'lerde Hazreti İsa'nın şöyle bir sözü naklediliyor. İşte birisi senin yüzünün bir tarafına vurduğunda yüzünün öbür tarafını da çevir, oraya da vursun. İslamiyet'te en azından mukabeleyi bilmisil hakkı verilmiş. Ve ceza-ı seyyiyetin seyyiyetün mitlühe, yapılan bir kötülüğün karşılığı benzeri bir şekilde mukabelede bulunmaktır. Yani bu tarzda bir misilleme var ve yeri geldiğinde savaş hakkı bu yine Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Demek ki bu noktada da ifrat tefrit gibi durumlardan Kur'an-ı Kerim bizi koruyor. Meselenin istikametini, doğru olanını bize gösteriyor. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Yani senin üzerinde bulunduğun kıbleyi değiştirmemiz ancak şundan dolayı, kim peygambere tabi oluyor, kim de gerisin geriye dönüyor, bunu ortaya koymamız için kıblede bir değişiklik yaptık. Demek ki bu da bir imtihan. Kıble değişir mi? Allah dilediği zaman değişir. Nasıl ki insanlar anayasa yapıyor, zamanla bazı hükümleri değiştirebiliyorlar. Allah-u Teala elbette kendi koyduğu kuralların mahkumu değildir. Duruma göre bu kurallarda değişiklik yapma yetkisine sahiptir ve yapmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra işte Kudüs'e yönelmiş. Belki burada içtihadıyla bir hareket de söz konusu olabilir. Orada Yahudiler de var. Yani Medine'de yaşayan Yahudiler de var. Onlar ehli kitap olduğu cihetle aynı kıbleye yönelmek. Böyle bir incelik söz konusu olabilir. Ama neticede kıblesinin Kabe olmasını arzu ediyor. Doğrudan da herhangi bir talep de olmamış ama kalbinden bunlar geçiyor. Allah-u Teala onları da değerlendiriyor tabiri caizse ve kıbleyi değiştiriyor. Kıble değiştiğinde insanlar arasında bir dalgalanma meydana geliyor. Yani neden böyle oldu? İşte bir zamanlar Kudüs'e yöneliyorduk. Neden şimdi Kabe oldu? İnsanlar, değişik insan grupları değişik şekillerde bunu değerlendiriyorlar. Demek ki böyle bir durum. Kim Allah'ın peygamberine tabi, kim de yoldan sapıyor, bunun ortaya çıkması için. وَاِنْ كَانَتْ لَكَب۪يرَ Bu zor gelir, ağır gelir. اِلَّا عَلَى الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهِ Ancak Allah'ın hidayet ettiği kimselere zor ve ağır gelmez. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيَ اِيمَانَكُمْ Allah imanınızı zayi edecek değildir. Yani acaba öncekiler ne olacak? İşte kıble değişmezden önce vefat edenler var. Onların kıldıkları namaz boşa mı gitti? Onlar yanlış kıbleye mi döndüler? Bunları dert etme lüzum yok. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Ne namazınızı ne de imanınızı zayi etmez. Onlar yine muteberdir. İnna Allaha binnas la raufur rahim. Şüphesiz ki Allah insanlara son derece şefkatli ve son derece merhametlidir.
قَدْ نَرَى تَغَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Biz senin yüzünü semaya doğru çevirmeni görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, acaba semadan bir vahiy gelir mi? İşte gelen vahiy ile kıblenin değiştiği, kıblenin Kabe olduğu bana bildirilir mi diye böyle bir bekleyiş içerisinde Allah-u Teala biz senin yüzünü semaya çevirdiğini görmekteyiz diyor. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Gerçekten de biz seni razı olacağın kıbleye çevireceğiz. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Doğrudan Mescid-i Haram'a demedi de شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Mescid-i Haram tarafına çevir. Yani burada şöyle bir incelik var. Diyelim Kabe'nin etrafında olanlar doğrudan oraya yönelebiliyorlar. Ama uzaktan olanlar tam tutturamayabilirler. Günümüzde gerçi pusulalarla ve bir takım daha teknolojik gelişmelerle bunu daha net olarak belirlemek mümkün ama eski zamana da düşünecek olursak o tarafa yönelmek kafi sayılıyor. Bununla alakalı da yine bazı ilmi gelişmeler o zamanlarda da yaşanmış. O tarafa yönelmek kafi olarak görülüyor. Yani illa %100 aynen isabet etmeyebilir ama o tarafa yönelmiş olması yeterlidir. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bugün camilerimizde mihrapta genelde bu ayeti kerime yer alır. Ancak bazı mihraplarda da başka bir ayetin yer aldığını görüyoruz. Şu ayet-i kerimeye yer veriliyor. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ Ve burada mihrap kelimesi geçtiğinden dolayı belki o ayet oraya yazılmış. Böyle bir tercihte bulunmuşlar. Ama bunun yazılmasının uygun olduğu kanaatinde değiliz. Çünkü oradaki ayet-i kerime küllemâ dehal aleyhâ zekeriyyel mihrab Hazreti Zekeriya'nın küçük bir odacıkta bulunan Meryem'in yanına girişini anlatıyor. Yani Zekeriya ne zaman mihraptaki Meryem'in yanına varsa diyor. Cümle aslında bitmiyor. Yarım bir ayeti oraya yazmanın, tam bir cümle olmayan bir ifadeyi oraya yazmanın çok da bir anlamı yok. Kaldı ki oradaki mihrap bizim şu anda Türkçedeki veya Arapçadaki kullanıldığı şekliyle caminin mihrabı anlamında da değil, bir odacık anlamında. Bu tarzda meseleye baktığımızda bu ayetin küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mihrab ayetinin mihraba yazılması uygun değil diyebiliriz. Buna mukabil genelde camilerde de yazıldığı üzere fevelli veçheke şatral mescidil haram bu ayeti yazmak daha uygun. Şimdi sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve haythumâ küntüm ve sizler nerede olursanız olun fevellû vucûhekum yüzlerinizi çevirin, şatra o tarafa çevirin. İşte Müslümanlar olarak dünyanın dört bir tarafında ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizler güneye doğru, bize nispetle kıble güneyde, oraya dönerek ve başka yerdekiler yine kıble hangi yönlerine geliyorsa o yöne yönelmek suretiyle kıbleye yöneliyorlar. Ve böylece dünyanın her tarafında tevhid-i kıble, bütün Müslümanların aynı kıbleye yönelmesi ve bu noktada da bir merkezilik, bir birlik sağlanmış oluyor. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verilenler لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Bunun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Yani onların kitaplarında ahir zaman peygamberinin bir zaman Kudüs'e yönelip ardından Kabe'ye yöneleceği demek ki yer almış. Onlar kendi kitaplarındaki bu bilgiden bunun hak olduğunu, gerçek olduğunu bilirler. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ Allah yaptıklarından, onların yaptıklarından gafil değildir. وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اَيَةٍ Kendilerine kitap verilenlere her türlü delili, ayeti getirsen de مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ Senin kıblene tabi olmazlar. كُلُّ النَّاسِ رَادٍ اَنَقْلِهِ Öyle bir ifade vardır. Herkes aklından razı. Herhalde herkes aklından razı olduğu gibi herkes dininden de razı.
ve işte bir Yahudi, bir Hristiyan, bir Budist veya herhangi başka bir din mensubu, acaba başka dinler hak olabilir mi? Onu pek düşünmüyor. En son din olarak İslamiyet gönderilmiş. Acaba İslamiyet Allah'ın dini olabilir mi? Bunu pek nazara almıyor. Herkes kendi kıblesinden, kendi dininden razı. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ Sen de onların kıblesine tabi değilsin. Yani Peygamberimize en son din gelmiş. Elbette onların kıblesine uyacak değil. Nasıl ki kanunlarda en son gelen kanun esastır. Diğerlerin hükmü lağvedilmiş olur. Onun gibi Peygamberimiz gönderildikten sonra da elbette başka dinin hükmü kalmamış oluyor. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ Ve onların bir kısmı birbirlerinin kıblelerine yine tabi değildir. Onların bir kısmı bir kısmının kıblesine tabi değildir. Yani ne Yahudiler Hristiyanların kıblesine ne de Hristiyanlar Yahudilerin kıblesine dönmezler. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Şayet sen onların hevalarına, keyiflerine uyacak olursan مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Sana ilim geldikten sonra اِنَّكَ اِذَلْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ O zaman sen gerçekten zalimlerden olursun. Burada yani onlar muharref bir dinin mensubuyken, eski bir dinin mensubuyken senin hak olan dinine gelmiyorsa elbette senin onların dinine tabi olman, onların kıblesine uyman söz konusu olamaz. Buna dikkat çekiliyor ve Peygamberimizin şahsında ümmete bir ders veriliyor. Yani sana gelen ilimden sonra eğer sen onların hevalarına, keyif ve arzularına uyacak olursan o zaman sen zalimlerden olursun. Peygamberimiz için böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı aşikardır. Peygamberdir. En son peygamber, en büyük peygamber. Elbette onların keyif ve hevalarına, arzu ve heveslerine uyacak değildir. Ama ümmetinden olan bizler açısından böyle bir garanti söz konusu değil. Ve bizler Allah korusun onların keyif ve hevalarına, heveslerine, arzularına ve uyma durumumuz olabilir. Onlarda bazı cazibeler görme durumumuz olabilir. Ama hak dini bırakıp da onların hevasına, hevesine uyma durumunda Allah korusun insan o zaman zulme düşmüş olacaktır. Ve zulmedenlerden birisi haline gelmiş olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْاِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ buyuruyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bu ondan kabul edilmez. Öte yandan yine Kur'an'da اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır buyuruluyor. Ve elhamdülillah bu son dinin mensupları olmuşuz. Cenab-ı Hak böyle bir nimeti bizlere bahşetmiş. Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde sayılamayacak kadar nimetleri var. İnsan olarak yaratılmamız, işte Müslüman olarak yaratılmamız, böyle bir coğrafyada bulunmamız gibi. Bunlar gayet güzel şeyler, güzel nimetler. Ancak nimet şükrü gerektirir. Her nimetin de kendi cinsinden şükrü vardır. İslam nimetine mazhar olan kimselerin İslamiyet'i güzel bir şekilde uygulamaları ve ellerinden geldiği kadar başkalarının da bu nimetten istifadesine destek olmaları, yardımcı olmaları gerekir. Cenab-ı Hak bu şuur içinde İslamiyet'i yaşamayı hepinize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.